Ramazan ayının sona ermesi ve yaz döneminin gelmesiyle düğün sezonu açıldı. Aylar öncesi rezervasyonlar yapıldı, salonlar tutuldu. Ramazan ayının bitmesiyle beraber düğün yapacak olan vatandaşların telaşı başladı. Peki düğün salonlarındaki yoğunluk ne durumda? Burada yoğunluk nesil çoğalıyor. Burada yoğunluklarda biraz önce okul açıldı, okul kapandı sürecini belirtmiştim. 12 aya yayılıyor artık. Yoğunluklar çok fazla. Bir rağbet var. Bu sene biraz daha yüksek olacağını tahmin ediyorum ama genelde eskiden Konya'da biliyorsunuz olmazsa olmazlardan yemeksiz düğünler olmazdı. Ama yemek organizasyonlarında çok ciddi azalma olacaktır. Çünkü maliyetlerin yükselmesinden dolayı. Ama düğün sektörü olarak iyiyiz yani şu anda iyi gidiyor. Düğün masrafı ortalama kişi sayısına göre farklılık gösteriyor. Biz düğün salonu olarak da yaklaşık bu nedir? Bir ortalama şöyle 150-200 bin lira civarında bir rakam. Yani öyle olunca biraz tabii bu düğün sektöründeki yemek olayı tamamen azalmaya başladı. Yemek fiyatı. Yemeksiz fiyatlarımızda şöyle düşünün. Yani 5 kişilik bir organizasyonlarda genelde 85 bin lira, 100 bin lira arası, 110 bin lira arası bir rakam değişir. Arkadaşlar tabii ki Konya düğün pilavımızın biliyorsunuz örf adeti, geleneği, göreneği var. Yani eski usul, örf adet, gelenek, göreneklerine göre kaliteli bir Konya düğün pilavının fiyatı arkadaşlar 250 TL'den aşağıya olmaması lazım. Ha, yapan arkadaşlarımız var mı? Vardır. Yani yaptıran düğüncülerimiz var mı? Muhakkak vardır. Herkes ekonomisine göre, bütçesine göre fiyat aralığı oluyor tabii ki. Düğün organizasyonu yapan yöneticiler kına ve sünnet düğünü hakkında da konuştu. Özellikle kına noktasında rağbet çok daha fazla. Niye? Kınadan sonra çok gencimiz nikahtan evlilik olarak çıkıyorlar. Düğün yapamıyorlar çünkü ekonomikten dolayı. Kınalarımız yoğun zaten. O da şöyle söyleyeyim. 40 bin lirayla 55 bin lira arası bir rakamlar var. Sünnet düğünlerimizde ortalama 120 bin lira arası bir rakam değişiyor. İstiklere, içeriklere göre de programların içeriklerine göre de bu fiyatlar değişebiliyor yani. Valla sünnet düğünde pek yoğunluk olacağını zannetmiyorum.